İslam aleminin beklentileri var. Rabbim onlar ne bekliyorsa çok daha fazlasına Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Şu Necip milleti yeniden eski izzet ve devletin Rabbim iade eylesin. Amin. Türkiye'nin önderliğinde, şu Necip milletin önderliğinde İslam alemini yeniden aynı çatı altında toplamaya Rabbim muvaffak eylesin. Amin. O toprakları da üç haremi de tekrar Rabbim bizim hizmetimize nasip eylesin. Amin. Ama önce tabii layık olmamız lazım. Nasıl layık olmamız gerekiyorsa, hangi şartların tahakkuku gerekiyorsa Rabbim o şartların tahakkukunu lütfeyleyip bizi de buna layık ederek tekrar bizleri oranın hadimi eylesin. Amin. Amin. Amin hocam, Allah razı olsun. Amin cümlemiz. Yani binlerce kişi bu güzel duaya amin dedi şimdi, hem ekran başında hem radyosunun başında. İnşallah oraya gitme derdi de versin, gayreti de versin. O duanız da çok güzel. Çünkü evet, yalnız bırakmamak lazım. Hem oradaki Filistinli kardeşlerimizi, hem Mescid-i Aksa'yı. Yani sadece oradaki Filistinli kardeşlerimizin uhdesinde değil bu iş. Tabii. Yeryüzündeki tüm Müslümanların. Kur'an'a inanıyor musun? İnanıyorsun. Evet. Ayete inanıyor musun? İnanıyorsun. Hani bir laf var, Kur'an'ın ortasına koymuş diye. Mescid-i Aksa'yı Allah gerçekten de Kur'an'ın ortasına koymuş. 15. cüzün 1. ayeti, Kur'an 30 efendim, evet, cüz. Bak 15. cüz hemen başında, Sübhanellezî esrâ bi'amdihî leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Allah Allah. Dolayısıyla Kur'an'ın ortasına koymuş. Eğer müminsen, Kur'an'a inandıysan, Mescid-i Aksa diye bir derdin var. Böyle bir imanın olmalı. Onun için ve Miraç hadisesini de her sene Allah-u Teala bunu tekrar tekrar bizlere ne yapıyor? Hatırlatıyor. Bu ayetler okunuyor ve böylece orayı bize Mevla unutturmuyor. Yani sadece Mescid-i Aksa Filistinlerin davası değil, bütün Müslümanların davası, evet, derdi olmalı elbette.